Merhabalar, ben Yunus Emre Arslan. Bugün derin öğrenme uygulamalarında başarım iyileştirme, yani regularizasyon yöntemini ele alacağız. Regularizasyon teknikleri genelde tasarlanan modelde overfitting önleyerek başarımı artırmak için kullanılmaktadır. Buna ek olarak başarımı düşürmeden modelin karmaşıklığını azaltmak için de kullanıldığı durumlar vardır. Aynı başarım oranını devam ettiren daha basit, boyutu küçük model tasarlanması genelde mobil ortamlar gibi kaynakların sınırlı olduğu yerlerde önemli olmaktadır. Eğer geliştirdiğiniz model mobil ortamda çalışacaksa masaüstü ve web ortamına göre mutlaka bazı iyileştirmeler yapmanız gerekiyor. Mobil ortamlardaki pil, bellek, işlemci gibi kaynak kısıtları hepimizin malumu. Yanda basit yapay sinir ağı modelinde de görüleceği üzere başarım iyileştirme regularizasyon işlemi modelin başarımının ölçüldüğü y eşittir f x çarpı w. Burada w genişlik veya ağırlık olarak ele alınmaktadır. B de standart olmayan bir sayı olarak ele alınmaktadır. Şeklindeki cost fonksiyonuna bağımsız bir parametre daha eklenerek modeldeki w ağırlığının problemi daha uygun çözecek şekilde hesaplanma işlemi olarak tanımlanabilir. Bu anlamda regularizasyon aslında loss fonksiyonuna eklenen bağımsız bir parametre denebilir. Yani burada örnek verecek olursak model girdilerinin çıktılara eşlenmesi için kullanılan bir sistemdir diyebiliriz. Örneğin amacımız ev fiyatlarını tahmin etmek olsun. Bunun için evin metrekare bilgisini girdi olarak kullanan bir model oluştururuz ve çıktı olarak da evin fiyatını elde ederiz. Yani buradaki yan tarafta görünen fonksiyon da bu. Aslında F dediğimiz bizim ev alacağımız için evin fiyatıdır. Yani tahmin edemiyoruz. Buradaki x çarpı v ve artı b şeklindeki olan yerlerde örneğin x ne olsun evin metrekaresi, işte w ne bileyim kaç oda olduğu ve b de diğer değişkenler. Mesela evi üzeriniz alacaksanız size mal olan ne bileyim devir işlemidir falandır filandır. Bunların gösterimidir diyelim. Yani burada bu söylediğimiz değişkenlerin işlemlerini elde ederek evin fiyatını elde etmeye çalışıyoruz. Yani yandaki örnekte kısaca bu söylenebilir. Sık kullanılan regülasyon teknikleri veri setinin boyutunu artırma, düğüm seyretme, yoğun, seyrek, yoğun ağ ile eğitim, ezberlemeden önce durma, parameter norm, transfer learning, model uyarlama ve diğer yöntemler olmak üzere 8 aşamada ele alacağız bunları. Veri setinin boyutunu artırma. Elimizde ne kadar fazla sayıda veri olursa olsun model o kadar iyi öğrenecektir. Bu bilinen bir gerçek. İyi öğrenme beraberinde yüksek başarıma da getirecektir. Verinin fazla olması model başarımı artırımının yanı sıra ezberlemeyi de önleyecektir. Yani veri elimizde ne kadar ihtimal, ne kadar değişken varsa model bunları o değişkenlere göre daha fazla öğrenecektir. Mesela bir kameranın karşısına oturup da bir kalemi gösterdiğimiz zaman, biz bu kalemdir dediğimiz zaman bir tane veri olmuş olacak elimizde. Ve bu aslında pek de tercih edilmeyen bir yöntemdir. Yani bunun yerine mesela uçlu kalem kullanıyorsanız bunun ucunu, ne bileyim üzerindeki olan silgisini ve kalemi gösterdiğiniz zaman ne oldu? Elimizde 3 tane farklı değişken oldu. Bu sefer ne olacak? Modelimiz bu kalemi 3 farklı açıdan incelediği için bunun doğruluk oranının, bunun bir kalem olduğunu, bu kalemin doğruluk oranının daha fazla olacağını görecektir. Yani ezberleme yapmayacaktır. Yani direkt kalemi tanıtmak yerine kalemin içerisinde konulan uçu, ne bileyim üzerinde olan silgisini ve kalemin boyutunu, ne bileyim işte ağırlığını veya tipini gösterdiğimiz zaman, değişkenleri arttırdığımız zaman artık modelimiz bunu ezberlemek yerine sadece gördüğü yerlerde işte bu şöyle bir kalemdir, uçlu kalemdir, kurşun kalemdir, pilot kalemdir gibisinden böyle çıkarımlar elde edecektir. Yani veri setimizin fazla olması bizim açımızdan ve modelin açısından daha iyi bir yöntemdir. Verinin boyutunun az olduğu durumlarda veri setini artırmak için kullanılan yöntemler arasında ilk sırada sentetik veri üretilmesi gelmektedir. Sentetik veri üretmek veya veri setinin boyutunu artırmak için herkesin üzerinde hemfikir olduğu genel geçer bir yöntem yok. Bununla birlikte bu konuda takip edilen genel bir prensip var.
elimizde veri seti problemin gerçek dünyadaki karmaşıklığını olabildiğince yansıtsın şeklindedir. Veri setini bu prensibe ne kadar uydurabilirsek başarımız da o oranda artacaktır. Bu anlamda verinin farklı versiyonlarının veri setinde bulunması veri setinin prensibe uygunluğu artıracaktır. Bu nedenle verinin farklı varyasyonlarını, farklı boyuttaki görünümleri veri setine dahil edilerek veri setinin boyutu başarımı artıracak şekilde büyütülür. Sentetik veri üretme özellikle resim ve ses tanıma problemlerinde sıkça kullanılmakta ve başarımı artırdığı bilinmektedir. Resim tanıma problemlerinde yukarıda örnek kedi resminde uygulaması görülen resmi çevirme, yeniden boyutlandırma, belli bir kısmı alma, resmi rastgele kesme, resme noise'i ekleme gibi sentetik veri üretme teknikleri sıkça kullanılmaktadır. Sentetik veri ile veri setinin boyutunun artırılması belli oranda overfitting'i önlese bile genelde yetersiz kalmaktadır. Çünkü oluşturulan sentetik veriler belli miktarda farklılaşma olsa bile mevcut veri setiyle korelasyonunu korumaya devam edecektir. Bu nedenle veri seti artırma yöntemi genelde diğer regülasyon yöntemleriyle birlikte kullanılmaktadır. Alakasız veri ekleme. Mesela gürültü ekleme işlemi. Girdilere gürültü ekleme, gizli katmanlara gürültü ekleme, ağırlıklara gürültü ekleme, loss fonksiyonuna gürültüyü parametre olarak ekleme olarak 4 şekilde yapılmaktadır. Mevcut veri setinde bulunan veriler üzerinde oynamalar yapılarak filtrelerden geçirilerek gürültülü veriler oluşturulur. Oluşturulan bu yeni veriler veri setine katılarak modelin eğitilmesinde kullanılır. Böylece veri setinin boyutu artırılarak başarım göreceli olarak artırılır. Bu yöntem bir önceki bölümde açıklanan dataset örneğinde mevcuttur. Modelin gizli katmanlarına gürültü ekleme işlemi ilerleyen bölümlerde açıklanacak drop out yöntemiyle yapılmaktadır. Gizli katmanlara eklenen gürültülü benzer şekilde modelin başarımını artırarak overfitting'i engellemektedir. Yani modelimiz elimizde oluşan az verinin ezberlemesi yerine işte bazı sesle kaynaklarından elde edilen gürültüleri modelimize eklediğimiz zaman modelimiz daha farklı veri setinin yani daha fazla veri setinin olduğunu tahmin ederek bu şekilde ezberleme yönteminin dışına çıkmış oluyor. Yani kendiliğinden öğrenme aşamasına geçmiş oluyor. Gizli katmana gürültü eklenmesi modelin başarımı açısından gizli katmanların manipülasyonunu sağlayan bir diğer yöntem olan parametre paylaşımı yönteminden daha etkili olduğu bilinmektedir. Modeldeki ağırlıklara gürültü eklenerek modelin başarımını iyileştirmeler yapılabilmektedir. Bu teknik genelde recurrent neural network yani RNN'de kullanılmaktadır. Düğüm seyretme. İlk olarak 2014 yılında Dropout A Simple Way to Prevent Neural Networks from Overfitting isimli makalede ortaya atılmıştır. Özetle gizli ya da input layer'lardan belirli kurallara göre eşik değeri kullanılarak ya da rastgele belli nodular kaldırılması tekniğidir. Örneğin yandaki şekilde görüleceği üzere eşik değeri olarak 0.5 yani P değeri 0.5 belirlendiği bir A modelinde dropout uygulandığında dropout uygulanan gizli katmanlardaki not sayısı bir sonraki katmana yarıya düşürülmüştür. Yani burada input değerimiz var 3 katmanlı, gizli katmanımız var 4 katmanlı ve dropout değerimiz var burada 4 katmanlı. Biz burada eşik değerini 0.5 belirlediğimiz zaman yani bunun yarısı belirlediğimiz zaman dışarı çıkan katmanımızda bunun yarısı şeklinde 2 katmanlı olacaktır. Buna da biz düğüm seyretme diyoruz. Yani elimizdeki katmanın yarısı kadar bir değer verdik ve bu katmanın yarısı kadar da çıktı elde ettik. Yani 2 tane çıktı elde ettik. Buna düğüm seyretme diyoruz. Dropout tekniği genelde tam bağlı katmanlarda sonra kullanılır. Dropout kullanılarak full connected layer'ındaki bağlar kopartılır. Böylece notlar birbiri hakkında daha az bilgiye sahip olur ve bunun doğal sonucu olarak notlar birbirinin ağırlık değişimlerinden daha az etkilenirler. Bu nedenle dropout yöntemiyle daha tutarlı modeller oluşturulabilmektedir. Aynı zamanda her bir katmanda farklı hidden unit kombinasyonları birbiriyle çalıştığı için daha iyi bir öğrenme gerçekleşmektedir.
anlamda Dropout kullanıldığında gizli katmanların Random Forest gibi ensemble çalıştığı düşünülebilir. Bu durumda model için hem zamandan hem de başarma açısından daha iyi bir performans sağlayacaktır. Aşağıda Dropout kullanılan ve kullanılmayan durumlara ait örnek başarım grafiğinde de görüleceği üzere Dropout sonrasında overfitting azalarak modelin başarımı artırılmıştır. Dropout yöntemi derin öğrenme yöntemlerinde en sık kullanılan iyileştirme yöntemlerinden biridir. Örnek olarak bir grup işçinin bir binayı inşa etmek için çalıştığını ve her bir işçinin bir iş için uzmanlaştığını ve sadece o işi yaptığını düşünelim. Böylece bir durumda işçilerden biri yanlış yaptığında veya hastaları bir şey gelmediğinde diğer işçilerin onun yerini doldurması zor olacaktır. Ve durum işin ilerleyişini büyük oranda etkileyecektir. Bunun yerine işveren her hafta işçilerden birkaçına izin vererek yani drop out yaparak diğer işçilerden onların yerini doldurmalarını bekleyerek her işçiden diğer işçinin yerini doldurulabilecek asgari bilgileri öğrenmesini sağlayabilir. Böylece herhangi bir işçi yanlış yaptığında ya da yokluğunda onun yerini doldurabilecek sistemin aksamasını engelleyecek bir sistem inşa edilmiş olacaktır. Yani bir bina yapılmak istiyor. Bu binaya işçiler alınıyor, yapılmak istenen işçiler işe alınıyor ve alınan her işçi sadece kendi alanında uzman. Ne bileyim, saat birisi harç katmada uzman, diğerleri bu konu hakkında bilgisi yok. Bazısı işte duvarı örerken daha iyi yapıyor, diğerleri bu konu hakkında hiçbir fikri yok. Bunun gibi uzmanlık alanları var diyelim. Dropout olayında ise mesela bir işçi kendi alanında uzman. O gün hastalandı veya başka bir şey çıktı, o gün işe gelemedi. O gelemediği için diğer işçiler de bunun işlerini yapabilecek durumda değiller. Çünkü o işi yapmayı bilmiyorlar. Herkes kendi alanında uzman çünkü. Bu yüzden iş aksıyor. Bunun yerine dropout dediğimiz olay. Yani mesela hastalığı ya da yorgunluğu önlemek için işverenin işçilerden her hafta birkaçını izne gönderiyor. Ve izne gönderirken de diğer işçilerin de bu izne gönderdiği işçilerin işlerini yapabilmelerini istiyor. Onların işini yaparken hem kendi işlerini hem onların işlerini yaparken herkes kendi alanlarının dışında diğer alanlarda da asgari bir düzeyde bilgiler elde ediniyor ve inşaatın yapım aşamasında işler hiçbir zaman duraksama yaşamadan devam etmiş oluyor. Dropout olayı da bu şekilde oluyor. Yoğun, seyrek yoğun ağ ile eğitim. 2016 yılında DSD Regularization Deep Neural Networks adlı makalede ortaya atılmış. NLP, Vision gibi farklı alanlardaki problemler üzerinde test edildi ve iyi sonuçlar verdiği gözlendi. Tek bir Fully Contact katmanında yapılan işlemi yoğun, seyrek, yoğun şeklinde 3 katmana bölerek yapılmaktadır. Böylece ağırlıkların birbirine etkisi başta azaltılmakta, sonra tekrar aralarında bağ kurularak yeni bilgiler öğrenmesi sağlanmaktadır. Bu durumda ayrıntılı öğrenmeden kaynaklanan overfitting problemini engellemektedir. Ağ yapısının başlarında spiraz, sonlarına doğru başlarında spiraz, sonlarına doğru fully contact kullanılması daha verimli sonuçlar vermektedir. Başlarda, yani modelin başlarında seyrek bir ağ kullanıyoruz. Sonlarına doğru daha karmaşık bir ağ kullanıyoruz. Bu esnada ise modelimiz seyrekten başlayarak yoğuna doğru her aşamayı tek tek öğrenmiş oluyor. Seyrek ağlarda hafıza daha az kullanıldığı için matrix çarpım işlemleri daha hızlı yapılacaktır. Bu anlamda dense, sparse, dense ağlar hem hız hem performans açısından modelin iyileşmesini kullanmaktadır. Yani dense dediğimiz yoğun, sparse dediğimiz seyrek, dense ise daha yoğun anlamında yani kullanılmaktadır. Yani modeli önce bir yoğun olarak ele alıyor. Ondan sonra bu modelin seyreltilmiş ana verilerini ele alıyor. Daha sonra yoğun halinin matrix yapılarla çarpımını gerçekleştirilerek yoğun bir katman elde edip daha hızlı işlenmesi sağlanıyor. Yoğun, seyrek, yoğun ağ ile eğitim. Yoğun öğrenme amaç herhangi bir ağırlıkların önemli olduğunu tespit etmek ve sonuç ağırlıklarına ulaşmak değildir.
Seyrek olarak dropout ile belirli threshold alanındaki weight'leri sil ve modeli sparse hale getir. Yani dropout modelinde ne yapıyorduk? Uzmanlaşmış alandaki işçilerden, diğer alanlardaki işlerden de asgari düzeyde öğrenmelerini istiyorduk. Yani bütün işleri yarımlamış oluyorduk. Threshold alanlarındaki de ağırlıklarda da modeli seyrek hale getir, o şekilde ele al. Sonra modeli train et, yani yoğun hale getiriyor. Önce seyrek hale getiriyor, daha sonra yoğun hale getiriyor. Böyle önemli bağlantıları öğrenmiş oluyor. Öncelikle yoğun ele alıyor. Daha sonra bu yoğunluktan arıtılmış seyrek ana modeli ele alıyor. Daha sonra bu ana modelin üzerine, seyrek olan modelin üzerine ana modeldeki tekrar ağırlıkları bağlantıları üstüne eklediği zaman matrix bir çarpımla kendisinin daha iyi ve daha doğru bir şekilde öğrenmesi elde edilir. Ezberlemeden önce durma. Validation set. Test veri setinin öğrenme sırasındaki temsili halidir. Training set içerisinden seçilir fakat optimizasyon sırasında kullanılmaz. Backpropagation ile parametrelerin güncellenmesinde kullanılır. Bu nedenle öğrenme sürecini doğrudan etki eder. Her iterasyon sonunda validation set ve test set ile modelin başarımı ayrı ayrı ölçülür. Validation set ile elde edilen sonuç backpropagation işleminde kullanılırken test veri setinin sonucu öğrenme işleminin hiçbir basamağında kullanılmaz. Test veri seti öğrenme sürecinde adım adım modelin başarımını ölçen tamamen bağımsız bir test kümesidir. Buna karşı validation set her bir iterasyonda training setin farklı bir parçası olacak şekilde yenilenir ve modelin öğrenme sürecine doğrudan katkı sağlar. Öğrenme sırasında validation loss ile test loss arasındaki fark açılmaya başladığı durumda model ezberliyor ya da gürültüyü öğreniyor demektir. Bu durumda validation error artmaya başladığında eğitim durdurulur ve bir önceki adıma geri dönülür. Bir önceki adıma geri dönebilmek için eğitim esnasında her bir öğrenme adımında bir önceki adımın verileri saklanmış olmalıdır. Yandaki grafikte görüleceği üzere öğrenmenin başlarında training error gittikçe azalıyor. Ve test error her ikisi birlikte azalmaktadır. Şu kısma kadar ikisi birlikte azalmaktadır. Bununla birlikte örnekte kesikli çizgiyle belirtilen adımdan sonra test error arttığını görmekteyiz. Test error'un burada artıyor, artışı görülmekte. Bu noktada ezberleme oluşmuştur. Yani neymiş? Training error ve test error'un öncelikle birlikte azalması gerekmektedir. Yani aslında ana mantık test error'un her zaman azalması gerekmektedir. Eğer modelimiz test error'u belli bir noktaya kadar azaltıp belli bir noktadan sonra artırmaya başladığı zaman burada ezberleme noktası işe giriyordur. Yani modelimiz öğrenmiyor, ezberliyor. Ve bu adımın öncesinde öğrenme durdurulmalıdır. Yani modelimiz ezberleme kısmına geçmeden önce, yani şuradaki kısma geçmeden önce ezberleme kısmına geçmeden önce model durdurulmalıdır. Burada overfitting işleminden sonra ağırlıklar üzerinde değişiklikler modeli olumsuz etkileyecektir. Test loss ve training loss arasındaki farkın artması, yani ezberlemenin olması, modelin eğitim için kullandığı verileri ayrıntılı ve gereğinden fazla öğrendiği anlamına gelir. Eğitim veri setindeki verileri detaylı öğrenmenin dezavantajı, öğrenme işleminin her bir adımında eğitim verisi içinden seçilen validation verileri için çok iyi, daha iyi tahmin yapması, buna karşı daha önce hiç görmediği test veri setindeki veriler için gittikçe daha yanlış tahminler üretmesi anlamına gelmektedir. Dikkat edilirse mavi çizginin eğitim veri seti, şuradaki, kırmızı çizginin de test veri seti için yanlış tahmin etme oranını verdiği örnek başarı grafiğine bakılarak, test ve training hata oranının gittikçe düştüğü, yani model başarımının gittikçe arttığı, bununla birlikte kesikli çizgiden sonra burada artışa girdiği zamanlar kırmızı çizginin, eğitim veri seti için hatta tahmin oranının azalmaya devam ettiği, buna karşı test veri seti için bu oranın arttığı görülmektedir. İşte bu ayrımın yaşandığı yerde model eğitim veri seti ezberlemeye başlamış demektir. Bu noktada modelin eğitimi durdurulmalıdır. Ternorm. Model içerisinde farklı ağırlık vektörleri aynı başarımı verebilmektedir.
Yani x girdi değeri için aynı cos değeri üretebilen birbirinden farklı birden fazla ağırlık vektörü olabilir. Bu durumda hangi ağırlık vektörü tercih edilmelidir? Model iyileştirmede çalışma mantığı küçük ağırlığı değerlere sahip modelin büyük ağırlıklara sahip modele göre daha basit yorumlanabilir olduğu varsayımına dayanır. Bu nedenle büyük değer üreten ağırlıklar yerine küçük değerli ağırlıklar tercih etmek başarımı artıracaktır. Ezberlemeyi de önleyecektir. Bunun için cezalandırma fonksiyonları kullanılarak modelin ağırlıkları 0 veya 0'a yakın değerlerde tutulmaya çalışılır. Cezalandırma işlemi için yaygın olarak L1 ve L2 fonksiyonları kullanılır. Örneğin f eşittir x çarpı w artı b şeklindeki fonksiyonumuzda tanımlı cost fonksiyonu olan bir modelde x 1 1 1 matrisinin girdi vektörümüz olduğunu varsayalım. Daha sonra w ya da 1 0 0 ve 2'ye de 0 25 şeklinde 2 adet de ağırlık vektörümüz olsun. Bu durumda f1 v1 çarpı x eşittir 1 ve f2 v2 çarpı x eşittir 1 olarak hesaplanır ve her matris çarpımlarının sonucu aynı. Yukarıda maliyet fonksiyonlarına L2 uyguladığımızda f1 eşittir w1 çarpı x 1 ve f2 eşittir w2 çarpı x eşittir 0,25 değerini verecektir. L2'ye göre W2 vektörü daha düşük loss değeri ürettiği için tercih edilecektir. Burada W2'nin daha düşük L2 değerine sahip olması, W2'nin V1'e göre daha küçük değere sahip ağırlıklardan oluşması ve bu ağırlıkların vektör içinde normal dağılıma sahip olmasına kaynaklanmaktadır. Yani kısacası şunu söyleyebiliriz. Yukarıda söyledik ya, burada değerimiz sıfıra yakın olduğu zaman modelimiz öğrenme için daha iyi bir hale geliyordur. Yani buradaki değerlerimiz ne kadar yüksekse modelimiz ezberlemeye yatkındır. Ne kadar düşükse modelimiz öğrenmeye yatkındır demiştik. Burada da x değerlerine 1 verdiğimizde ve buradaki fonksiyonların çarpımından 1 değer elde ediliyor. Bu iki fonksiyondan. Eğer 0,25 verdiğimiz zaman, yani 1 değerinden küçülttüğümüz zaman, 0,25 değeri verdiğimiz zaman bizim cevabımız 0,25 çıkıyordur. Yani bunun için eğer bir değeri çıkıyorsa, yani yüksek bir değer çıkıyorsa ilk aşamada ya da ikinci aşamada, bu iki aşama karşılaştırıldığında hangisinde yüksek değer çıkıyorsa modelimizin orada öğrenmesi durmuştur. Ezberleme noktasına gitmektedir ve modelimizin eğitimi durdurulmalıdır. Eğer modelimizin sonucu 0,25 değerinde, yani küçük bir değer çıkarsa bunun modelimizin öğrenme sürecinde olduğunu anlayabilir ve modelimizin öğrenmesine devam ettirebiliriz şeklinde bir açıklama yapılabilir burada. Aşağıda grafikte ağırlıkların değer histogramı verilen şekilde görüleceği üzere L2 uygulandığı durumda normal dağılıma sahip ağırlıklar, L1 uygulandığı durumda duruma göre varlığını korumaya devam etmektedir. Buradaki histogramımız bizim varsayılan histogramımız. Daha sonra L1 uyguladığımız histogramımız ve L2 uyguladığımız histogramımız. L2 uyguladığımız histogramımızda değerlerimizin bazıları L1'e göre yüksek çıktığı için, yani burada modelimiz ezberleme yöntemine gitmiş. Burada daha düşük fonksiyonlar çıktığı için, yani değer, daha doğrusu değerler çıktığı için bizim modelimiz öğrenme modeline geçmektedir. L1 Manhattan Distance. Bu yöntemde cezalandırma ağırlığın absolut değerine göre veri yapılmaktadır. Bu yöntem bazı değerleri sıfır yapma eğilimindedir. Bu nedenle modelde budama yapma üretmeye yatkındır. Yani zamanda bazı değerlerin büyük kalmasına da izin verilir. L1 yukarıda verilen formülü kullanılarak ilgili değer dönüşümlerini sağlar. L2. Bu yöntemde cezalandırma işlemi ağırlık değerinin karesine göre yapılır. Tüm ağırlıkları daha küçük, sıfıra yakın değerlere götürme eğilimindedir. L2 aşağıda verilen formülü kullanılarak ilgili değer dönüşümlerini sağlar. Yani L1 ve L2'de cezalandırma yapıyoruz modelimize. Modelimiz eğer birkaç slide öndeki bir grafikte kırmızı ve mavi çizgimizde test çizgisi belli bir noktadan sonra azaldıktan sonra tekrar yukarıya doğru gidiyor. Eğer böyle bir işlem olduğu zaman modelin öğrenme kısmı bitip ezberleme kısmına geçtiğini anlıyorduk ve modeli durdurmamız söyleniyordu.
Bunu durdurduktan sonra bu test kısmının öğrenmeye dönmesi için, ezberlemeyi bırakıp öğrenmeye dönmesi için yapmamız gereken işlem penaltı vermek. Yani cezalandırma vereceğiz. Bunun için de değerlerimizi sıfıra yaklaştıracağız. L1 ve L2 modelini parametrelerini kullanarak modelimizin ezberlemesini öğrenmeye dönüştürmemiz gerekiyor. Çoklu öğrenme. Verilen inputtan aynı temel ağ yapısını paylaşarak birden fazla şey öğrenen sistemlere çoklu öğrenme denir. Multitask sistemlerde model iki veya daha fazla şeyi aynı anda öğrenmektedir. Model öğrenme esnasında ikinci bir bilgiyi daha öğreneceği için başarım doğal olarak artacaktır. Örneğin yandaki şekilde temsil edilen modelde model veri seti üzerinde iki şey öğrenmeye çalışmaktadır. Birincisi verilen fotoğrafın köpek mi yoksa insan mı olduğunu, insan olduğu pardon tekrar alıyorum burayı. Birincisi verilen fotoğrafın köpek mi insan mı olduğu, ikinci verinde fotoğrafın kız mı erkek mi olduğu. Normalde iki farklı amaç için çalışan bu iki modeli birleştirmemizde model normalden daha fazla bilgi öğreneceği için başarımı artacaktır. Multitasking'de model her iki task'ı açıklamaya çalışacağı için daha genel bir model oluşturmaya çalışacak. Bu durumda bazı veri setinde bağımlılıktan biraz daha uzaklaştırılacak. Böylece overfitting engellenmiş olacak. Yani ezberleme engellenmiş olacak. Multitasking'in kullanılabilmesi için tasklar arasında ortak bir durum olması gerekiyor. Örneğin resimdeki kişinin bir tasklı insan, diğerinde kız olarak etiketlenebilmesi gibi. Yani burada insan mesela burada erkek ve köpek arasındaki farkı almış. Yani bu insan, bu hayvan, hangisi insan, hangisi hayvan olarak algılamış. Fakat burada kızın mesela saçları öne doğru yatırıldığında sağ taraftaki resimde köpek ütüsü verilmiş. Yani burada insan mı yoksa başka bir şey mi olduğu anlaşılmıyor. Ama ikisinin arasında bir bağ var. İkisinin de saçları uzun. Yani buna insana daha yatkın diyebiliriz. Sonuç olarak buradaki modelde erkek olan insan algılandı. Buradaki kız olan resimde de yine insan algıladı. Yani buradaki iki nokta ikisinde ortak bir özelliğinin olması gerekiyormuş. Model uyarlama. Bir veri seti için eğitilen model, daha sonra farklı bir veri seti için biraz daha eğitilip kullanılan durumlar final tuning yani model uyarlama olarak adlandırılmaktadır. Bu yöntemde amaç belirli konuyu iyi öğrenmiş belirli bir seviyedeki modellerin üzerine yeni modeller inşa ederek önceki modelin bilgisinden yararlanılmaktadır. Örneğin tıbbi çalışma yapanlar ellerinde az görüntü olduğu için ImageNet üzerinde çalışan networklerin üst kısımlarından kendi networkünü başlatarak iyileştirme yapmaktadırlar. Model uyarlamada en sık kullanılan iyileştirme yöntemlerindendir. Modelin parametreleri rastgele başlatılmaktansa benzer domaindeki bir problemin ağırlıklarıyla başlatmak modelin başarımını artırmaktadır. Hatta rastgele başlatmak yerine birbirinden bağımsız networklerin ağırlıklarıyla başlatıp başarımın arttığı söyleyen çalışmalar da var. Regularizasyon işleminde diğer yöntemler de öğretimli öğrenme, bugging ve ensemble model teknikleri olarak adlandırılmaktadır. Evet, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.